Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ve nihayet o beklenen video geldi. Bugün köy evimizin kapılarını size açıyoruz. Ev vlogu çekeceğimizden bahsetmiştik ama araya hep bir şeyler girdi. O video bugüne kısmetmiş. Bugün tek handikap var aslında. Bizim bir kameramanımız yok. Mia da yeteri kadar büyümediği için. Ben kamera arkasında olup Filiz'i çekerken, Filiz de kamera önünde olup size evi dolaştıracak. Ben bugün dış ses olacağım. Ben kameranın arkasına geçerken haydi evimize girelim. Hadi başlayalım. Hoş geldiniz. Burası Mia'nın oyun odası. Aslında yaz ayları için oturabiliriz diye de düşündüğümüz bir oda. Daha önce geniş bir balkonmuş aslında, kapatılmış. Işık alan bir oda, o nedenle de birazcık oyun odası olarak burayı düşündük, burayı uygun gördük. Mia ile genelde masada vakit geçiriyoruz. İşte onun yaşına uygun puzzle'lar, ahşap bloklar vesaire çok fazla. İşte böyle oyun kurabileceğimiz malzememiz var aslında. Legolarla oynuyoruz. Boyama yapıyoruz. Top havuzunda da Mia vakit geçirmeyi çok seviyor. Biz çok amaçlı kullanıyoruz aslında havuzu. Çünkü yazın suyla doldurup işte kışın da böyle yine top havuzu şeklinde kullanıyoruz. Mia çok keyif alıyor bundan. Şimdi salona doğru geçelim dilerseniz. Bu arada burası da Bambam'ın yeri. Burada uyuyor. Bambam ailemizin bir üyesi. Bizim koruyucumuz, kapı zilimiz. Kapı önüne gelen her kişide, her seste bize alarm veriyor. Ve salonumuz, yaşam alanımız aslında. Tüm günümüzü geçirdiğimiz alan şu anda burası. Soba başı sohbetlerimiz. Evet, soba başı sohbetlerimiz. Yani sobamız, yemek yediğimiz özel alan. Televizyon şey izlediğimiz yer. Aslında çok televizyon da izlemiyoruz. Evet, televizyonla alakalı sıkıntımızı bile çözmüş değiliz. Çünkü çok fazla televizyon izlemiyoruz. Bizim için çok elzem bir ihtiyaç değil. İnternetten diziler, Netflix gibi aynen bazı öyle şeyleri. Ama yani yemek, sohbet, kitap okuma her şey burada şu anda. Dediğim gibi belki havalar biraz daha ısınınca yan odayı daha aktif kullanıyor oluruz. Ama şu anda burada yaşıyoruz. Burada yaşıyoruz. Uyku bile burada diyebilirim. Bu arada size salonda küçük detaylar da göstermek istiyorum. Göstermek istediğim sevdiğim bir hediyem var. Deniz'in bana kendisinin yaptığı bir hediye. Kutuyu da gösterelim. Deniz Toy. Ben Toy Story filmini çok seviyorum. Deniz de biraz oradan da esinledi. Bana böyle minyatür bir denizcan yaptı. Kendi saçımdan. O zaman çok sakallıydım. Sakalım uzundu evet. Bunu yaptığım zaman. Kendi sakalımı keserek, kendi kıyafetlerimden. Evet, kendi tişörtü, kendi kot pantolonundan parçalarla. Seramik çamuruyla birlikte küçük denizcan yapıp Filiz'e hediye evet etmiştim. Yani hediye almayacağımıza dair birbirimize söz verdiğimiz bir yılda aslında. Ben de ama yaptım. Deniz bana hediye almak yerine böyle güzel bir sürpriz yapmıştı. Tanışma demişken aslında bizim Deniz'le sohbetimizin derinleşmesi biraz böyle kitaplar, işte maketler falan bu tip sohbetle gelişmişti. Deniz bana bir kitap tavsiye etmişti. Ben de size milattan sonra 2150. Evet, milattan sonra 2150. Ben de tavsiye edebilirim. Biraz böyle makro, mikro felsefeyle ilgilenenler varsa türünün tek örneği diyebilirim kitap için. Gerçekten tavsiye edebilirim. Akasha Yayınları'nın bir kitabıydı. Kitap okumayı Deniz de ben de çok seviyoruz. Kitaplarımızın bir bölümünü hala kolilerden çıkartamadık. Çünkü kitaplığımız gelirken kırıldı. İşte orada İstanbul'daki evimizde kitap için daha çok alanımız vardı. Ayrıca bir bölümümüz vardı. Ben demin Mia'nın odasında da görmüşlerdir zaten. Evet. Yani her taraf kitap dolu. Aynen. Evet. Bu odada cam kenarı, ondan sonra kitaplığın yine bir bölümü. Burası tamamen kitaplarla dolu ve dediğim gibi açamadığımız kitaplarımız var. Bir de ben sevdiğim kitapları çok fazla tavsiye ediyorum. Tavsiye edip veriyorum ve sonra almayı unutuyorum. Öyle bir sıkıntım var. Bu konuda artık çok daha dikkatliyim. Bu da böyle meşhur sobamız. Evet, meşhur sobamız. Başında sohbet etmeyi sevdiğimiz. Sıcaklığında uyumayı da bayağı sevdiğimiz. Evet arkadaşlar, şu arada biz bu sehpayı kaldırıp, buraya güzel bir şişme yatağımız vardı. Kamp için kullandığımız. Filiz'le kampa gitmeyi de çok seviyoruz. O yatağa koyup burada sıcak sıcak uyuyup fatura ödememeyi tercih ettik evet, şu ara. Minimuma en azından indirmeyi doğalgaz faturasını. Çünkü İstanbul'daki evimizde doğalgaz yoktu. Isınma için merkezi sistem kullanıyorduk. O eve göre eşya aldığımız için ocağımızı aslında elektrikli aldık. O yüzden biz doğalgazdaki şey açığı, o fatura açığı değil. Zaten elektrikli fazlasıyla telafi ediyoruz. Bu arada halılarımız da özel halılar arkadaşlar. Evet, onlardan Deniz bahsettim. Bu halı babam doğduğu zaman büyük dedem tarafından erkek oğlum oldu diye duvara asmak için yapılmış mavi bir halı. El yapımı, özel işte boyası moyası, halıdan anlayanlar
kök boyaları kullanıyoruz. Daha çok bilecektir. Şuradaki halımız ben doğduğum zaman babamların aldığı, işte yere basmayayım, üşümeyeyim vesaire diye. Bu halının birkaç parçası daha vardı aslında ama bu sadece canlı kaldı. Şuradaki halımız da yine el yapımı, işte kök boyası bir halı. Buradaki köy evimiz aslında çok güzel uydu. Evet, çok severek kullandığımız şeyler. Aslında biz ahşap detayları normalde de zaten çok seviyoruz. İstanbul'daki evimizde de aslında çok daha farklı eşyalar kullanmıyorduk. Tarzımıza çok uygun, ahşabın sıcaklığını biz zaten çok seviyoruz. Aslında bizim içten içe bir köy evine hazırlanmış eşyalarımız var gibi. Bence bu eve gayet yakıştı eşyalarımız, öyle düşünüyorum. Deniz'in çok güzel bir çocukluk albümü var. Gerçekten kıskandığım bir şey bu. Zaten çok güzel bir çocukmuş yani. Onun dışında kıskandığım durum, dediğim gibi çok fazla anı biriktirmişler ve onları ölümsüzleştirmişler. Çok fazla fotoğrafı var Deniz'in ve o fotoğraflar bu makineyle çekilmiş bildiğim kadarıyla. Değil mi Deniz? Evet. Babam resim çekmeyi seviyormuş. Biraz bu işten de anlıyormuş aslında. O yüzden böyle güzel albümler yapmışlar. Benim de çok hoşuma giden bir şey. Şu an o albümleri ben saklıyorum. Yani Deniz'in yaş grubunda bence çok fazla insanın sahip olduğu bir şey değildir. Yani gerçekten çok özel iki tane albüm yapılmış, fotoğraf albümü. Bayağı keyifli fotoğraflar var içinde. Gerçekten o dönem için çok kaliteli diyebileceğim fotoğraflar var. Deniz'in çok sevdiği bisikleti, neredeyse orijinal bir bisikletle birebir aynı diyebilirim. Onu çok seviyor. Bu arada bunlar da bizim Kıbrıs hatıralarımız. Balayından aldım. Evet, balayında aldığımız. Daha çok şişe vardı ama tabii biraz azaldılar. Evet, yani. İki valizle gidip üç valizle döndük. Birazcık ucuz bulunca alkolleriz. Aslında çok kullanan insanlar değiliz, Deniz de ben de. Ki evleneli işte 3 sene oldu. Hala evet. Duruyorlar. Evet, yani. Biz sigara ve alkol pek tüketmiyoruz. Yani sigara hiç kullanmıyoruz zaten. Alkol de pek tüketmiyoruz. O nedenle hala burada duruyorlar. Biraz dekor amaçlı. Birazcık da misafirlerimize, bazen evet hazırlıyor Deniz bir şeyler. Böyle güzel, onun da spesiyalleri var. Burada geniş bir mutfağımız var. Mutfağımız geniş aslında. Evet. Arkadaşlar, ilk yani iki evimizde de evlendiğimiz zaman Çekmeköy, ardından Bostancı'daki evlerimizdeki mutfaklarımız ufaktı. Evet. Buzdolabımız ve çamaşır makinemiz Deniz'in bekarlığından kalan makineler çalıştığı için gerek görmedik tekrar yeni bir şey almaya. Yani aslında İstanbul'da biz sabah 8.30-9 gibi evden çıkıyorduk. Akşam değil mi hani 10 gibi falan eve geliyorduk. Yani Filiz AVM'de çalıştığı için, benim işim de çok yönlü olduğu için oraya gir oraya çık. Yani o yüzden ihtiyaç duymadık aslında ama şimdi artık burada bir derin dondurucu, daha büyük bir buzdolabı. Evet, yani ekip bir şeyler de saklamayı düşündüğümüz için, ki onları da videolaştırmak isterim. Bir şeyleri saklayabilmek adına bir derin dondurucu ihtiyacımız var. Çünkü bu birazcık küçük bir dolap. Onun dışında bir de zaten beni tanıyan, yakından tanıyan insanlar çok iyi biliyor. Ben fazladan alışveriş yapmaktan pek hoşlanan biri değilim. Mümkün mertebede yani kolay atabilen biri değilimdir. Çok biriktirmeyi, istifçiyiz biraz. Evet, biraz istifçiyiz, biriktirmeyi seviyoruz. O nedenle yani makineler çalışır durumda, o yüzden çok elden çıkartmak işime gelmedi. Şu yukarıda da Filiz'in hazırladığı işte konserveler, reçeller, konserveler, şeyler, işte domateslerimiz, biberlerimiz, turşularımız. Yani birazcık biz buraya yaz sonu geldiğimiz için daha çok şey yapabilirdik fakat birazcık o fırsatı kaçırdık gibi oldu. Fakat bu yazı gerçekten verimli geçireceğimizi düşünüyorum. Çünkü bahçede ekmek istediğimiz şeyleri şimdiden planlıyoruz. İçeriye doğru devam edelim. Devam edelim öyleyse. Gitmeden hemen sol taraftan banyomuz var. Burası bizim banyomuz. Sadece banyo. Burada yani klozet yok. Banyo var arkada. Çok benim garibime gitti. Çok enteresan geldi. İçeriği göstereyim. Normal bildiğiniz bir banyo. Klozet yok. Evet. Ama benim şahsi fikrim odur ki bir ihtiyaç kesinlikle. Çünkü yaşlı bir misafir ya da hasta bir misafir durumunda hemen şurada solda Alaturka tuvalet var ama bunun kullanımı dediğim gibi hasta ya da yaşlı biri için zor olabilir. O nedenle keşke olsaydı, bence bir eksiklik ama şu anda bizim için bir sorun teşkil etmiyor. Bu arada bu kapıyı da Mia yukarı çıkmasın diye buraya yaptık. Kurduk. Ama Mia kuş sağından ve solundan tırmanıp Bambam'ı taklit ediyor çünkü. Evet. Bazen Bambam gibi yemek yemeye çalışıyor. İşte Bambam buradan geçiyor diye onu taklit ediyor. Ya Bambam yolu buldu, Mia da gördü. Bu vesileyle
Bambam'dan daha çok niye kullanıyorum şu anda? Kapı işlevsiz oldu. Evet. Şimdi yana da özel bir file siparişi verdik. O gelecek. O fileyi doladığımız zaman. Üst kata gidelim. Başta burada benim bisikletim. Çalışma odamıza mı gidelim Denizcan Bey? Ve fanda giriyoruz arkadaşlar. Evet. Salondan sonra en çok vakit geçirdiğimiz diğer oda olduğunu söyleyebilirim buranın çok rahatlıkla. Çünkü yani kargoları hazırlamak, ürünleri paketlemek ve işte diğer bilgisayar başındaki işler için fazlasıyla vakit harcadığımız bir yer burası. O nedenle çok rahat bir şekilde diyebilirim ki ikinci en çok vakit geçirdiğimiz yer burası. Burada Fund'ın işte satışta olan ürünleri var. Onun dışında Deniz ayrıca web tasarım vesaire bu tip işlerde yaptığı için o vaktinin büyük bir bölümünü bilgisayar başında geçiriyor. Yani aslında burası bizim kaptan köşkü gibi. Çünkü tüm satışlarımızı buradan idare ediyoruz. Aynı zamanda tüm YouTube videolarını da burada editliyoruz. Tüm kargolarımızı da burada hazırlıyoruz. Bu masalar arkadaşlar ben kendim yaptım. Sunta tarzı bir malzeme aldık. Bu en ucuzuydu bu arada. Biz bunu İstanbul'daki evimizin balkonuna kurmak için almıştık. Daha önceki videolarda vardı. Ben tekrar ekleyeceğim videoya da. Oradakileri söküp burada da bu şekilde bir düzen oluşturduk. Böyle bir çalışma masası gibi. Bir kez daha söküldüğümü emin değiliz ama şu anda çok ciddi anlamda bizi toparlayan, evet, düzenleyen bir şey oldu. Deniz'in elinden bu tip işler geliyor. İstanbul'daki evimizde de o kurmuştu. Burada da yine farklı bir versiyon hazırladı. Orada masa imkanımız yoktu çünkü balkon bu kadar geniş değildi. Fakat burada da masa çok işimize yarıyor. Geniş bir masa alanı, önünde hemen bir çöp, yaptığımız şeyleri kolayca atabilmek için. Burada çok rahat kargolarımızı hazırlıyoruz. İşte ürünlerimiz raflarımızda. Yukarıda drone'umuz, yanında gimbal'ımız kullandığımız aletlerimiz var. Onun hemen yanında. Aslında burası biraz da benim bekarlığımdan kalan son kalenin ucu gibi. Yani işte gitarlar vesaire, bunların hiçbirini yeni almadı. Geriye kalan şeyler yeni yani genel olarak. Yani şöyle söyleyeyim, benim bekar evimde, salonumda ortada bir bateri, evet, yanında gitarlar, bas gitarlar. Hani yine bisiklet de öyle aslında. Bir bisiklet, bilgisayar böyle gelindiği zaman uzay üssü gibiydi. Herkesin aklı kalıp geri dönüyordu. Ciddi bir hobi kısmı vardı aslında, salonun yarısı tamamen i̇şte hobi alanından oluşuyordu diyebiliriz. Burada çalışma odasının ucuna sıkışmış olduk. Ya bir de o zaman gerçekten çok daha farklı şeylere zaman harcayabiliyordu. Şimdi sorumluluk alan, işte evet, evlenmiş arkadaşlar daha iyi anlayacaklardır ki artık bir eşi, bir çocuğu olduğu için. Son bir senedir kendime hiçbir şey almadım. Filiz de keza öyle, o öyle da kendine bir şey almadı. Biz genelde Mia'ya bir, evet, şeyler alıyoruz. Ya da işimiz için bir şeyler oluyor. Yani drone aldık, işte gimbal aldık vesaire. Ama bunu işlerimiz için. Evet, oldukça işimizi de geliştirmeye çalıştık zaten. Ürün çeşitimizi hem arttırmaya çalıştık. İşte tren yol dışında farklı yerlerde de, farklı satış pazarlarında da varız. O nedenle ürün arttırmaya çalışıyoruz. Ürün çeşitimizi arttırmaya çalışıyoruz. O hala öyle. Onun dışında da evet, daha çok işimize yatırım yaptık yani. Bu arada bilgisayarım dersek şöyle ben size bir masaüstümü göstereyim. Yani yanda kartlarım, işte GoPro'm, ses sistemimin kumandası, işte hard diskim gibi şeylerim var. Ortada klavyem, mouse'um ve klavye altımda da güzel bir mousepad'im. Yan tarafta kulaklığım ve güzel bir ses sistemim var aslında. Onun dışında bir de evin balkonlu olan tek odası burası aslında. Fakat yine bahçe tarafına bakıyor. Dilerdim ki bu da yani balkonda diğer cepheye baksın. Ama yine giriş kısmına bakıyor. Balkonda şöyle balkona bir göstereyim dilerseniz. Evet, balkonda arkadaşlar yarı depo. Yarı depo, yarı keyif. Tamam, şu kısmı görmemeye çalışırsınız. Evet, burada ürünlerimizin işte kolonyalar, dezenfektanlar, işte çoraplar vesaire varken şurada da güzel bir salıncağımız var. Evet, bu da İstanbul'daki evimizde çok severek kullandığımız bir şeydi. Burada yani yaz sonu geldiğimiz için çok fazla kullanamadık henüz. Ama yazın burada elbette ki güzel şöyle bahçe orman, varken yani orman manzaramızla akşamları. Belki akşamları evet, belki daha iyi biraz olabilir. Biraz keyif yapabiliriz. Burada da bir banyomuz var. Buradaki banyoda klozet de var arkadaşlar. Evet, burası bebeğin banyosu zaten direkt. Burası da banyomuz, minik bir duş ve klozet burası. İşte dediğim gibi hasta ya da yaşlı bir misafir gelirse merdivenleri tırmanıp buraya çıkması gerekiyor ki klozet kullanabilsin. Sol tarafta yatak odamız. Burada biraz sessiz olmaya çalışacağım. Çünkü neden? Neden? Size göstereyim. Anca çekim yapabiliyoruz. O uyumadan çekim yapamıyoruz.
alabilirim. Tatlı bir bebek var. Burası da yatak odamız. İşte böyle. Yani bu kadar. Güvenliğinde çok esprisi bu. Bu kadar. Şu an çok fazla kullanmasak da. Ve yine hemen sol tarafım. Mia kuşun odası. Mia kuşumuzun odası. Mia doğmadan önce çok böyle heveslenip Mia için bu odayı hazırladık. Fakat aslında henüz Mia burada uyumuyor. Güvenlik açısından da şu an uygun bulmuyorum çünkü Mia biraz hırçın uyurken bile. Yani buralar biraz tehlikeli olabilir diye henüz kullanamıyoruz. Yani galiba yatağın oradan bile dönüp atlayıp aşağı düşebilir, öyle deli yatıyor. Evet evet, yani arkadaşlar, bir yıl daha zannediyorum ki kullanamayacağız bu odayı ama çok severek hazırlamıştık. Ölçü anlamında da daha uzun yıllar kullanabileceğini düşündüğüm bir oda. Olsun, varsın olsun, bir sene geç kullansın. Zaten şimdi fiyatları ne alem nedir, hiç bakmaya cesaretim bile yok. Bu arada şöyle bir şey yapalım. Son bir odamız kaldı, orayı gösteririz. Sen resim albümünü al. Ah, tamam. Yan taraftan gitarımızı alalım. En son salonda ufak bir gitar çalalım. Yanında da resim albümümüzü gösterelim. Artık romans mı olur, Nothing Else Matters mı olur, hangi şarkı eşliğinde olursa. Deniz'in eski Instagram hesabını kurcalayalım. Evet, eski Instagram hesabımı kurcalayalım. Evet, burada da çok basit. Hemen şöyle bir kapısından sadece biz burayı... Açacağım ve hemen hızlıca kapatacağım çünkü bu sizin için de benim için tehlikeli olabilir. Biz burayı depo olarak kullanıyoruz arkadaşlar. Tamamen depo olarak. Yandan sadece, aynen, tamamen depo olarak. Çok minik bir oda zaten. Yani belki sadece çamaşır odası ya da bebek odası olarak kullanılabilir ama çok ufak yatak konulabilir. O yüzden orası şu an aktif kullandığımız bir oda değil. Bu nedenle de biz orayı biraz ardiye gibi kullandık. O zaman aşağı geçelim. Salona gidelim. Resim albümlerimiz burada. Arkadaşlar ben de gitarımı alayım. Hop! Ay! Resimler tıngırdatırken. Ben tıngırdatırken arkada müzik dursun, albüme dönelim. Peki. Başlayalım. Fotoğraflarda Mia'yı bayağı benzetiyorum babasına. Çok güzel fotoğraflar gerçekten. Yani şunlar süper fotoğraflar. Şurada Mia'ya çok benziyorsun. Denizciğim. Burada ağırlıklı siyah beyaz fotoğraflardan oluşan bir albüm bu. İkinci bir albümü daha var. Bayağı çekik gözlüsün. Deniz'in orman gezmelerinden babasıyla, babası ve annesi. Mia'ya çok benzediğim bir fotoğraf değil mi Deniz? Evet. Bir yandan da öyle. Ben de bazı bakışlarımı çok beğeniyorum. Özellikle şu yukarıdaki fotoğrafım çok benziyor Mia'ya. Şu değil mi? Evet, kesinlikle aynı fikirdeyim. Çok benziyor. Burada birazcık daha renkli fotoğraflara geçiş yaptık. Şimdi geçiyorum. Bu albüm bu kadardı. Bu da Deniz diyor. Tutuklu ayakkabıymış ha. Bir diğer albüm de bu. Burada anneannem rahmetli, babaannem rahmetli. Deniz'in bıcır bıcır minik halleri, babası, annesiyle bir geniş aile fotoğrafı, yine anneannesi, dedem, dayım, babaannem var, bu da yine aile. Eski'nin Instagram sayfası değil mi? Aynen. Eve misafir gelince mutlaka bir albümler çıkarılırdı. 1984 Instagram. Biz de adettendir deyip evet misafirler gelmişken albümümüzü çıkartalım dedik sizin için. Böyle Deniz'in çocuk fotoğrafları. Ne sevdiğim bir fotoğraf vardı, onu arıyorum açıkçası. Özellikle o dönem için. Dediğim gibi biraz önce gösterdiğim fotoğraf makinesiyle çekilmiş bu fotoğraflar. Yani arkanın hareketli flu çıkıp
benim tabii zımbaların net olması çok iyi vesaire gözüküyor. Ayarlanabildiği için fotoğraf makinesinde. Çok güzel bir fotoğraf bence. Yine videonun en önemli kısmına geldik. Eğer bizi henüz takip etmeyen birileri varsa şu an izleyen, lütfen takip abone olun. Evet, abone olun. Bizi takip edin. Sosyal medya hesaplarımızı da takip edebilirsiniz. Evimiz hakkında ne düşünüyorsunuz? Beğendiniz mi? Sizi misafir etmek bizim için çok keyifliydi. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Lütfen yorumlara bize önerileriniz varsa, söylemek istediğiniz fikirleriniz varsa, beğenilerinizi ya da beğenmediğiniz şeyleri dile getirmek istiyorsanız lütfen yorumlar kısmına yazın. Bizimle iletişimde olun. Bizimle iletişimde olun, evet. Çok yakın bir zamanda, hatta belki siz bu videoyu izlerken aktif bile olmuş olabilir. Katıl butonu aktif oluyor. O kısımda da bizi gerçekten evet, bekliyoruz. Seven ve destekleyen kişileri görmek istiyoruz. Bir videomuzun daha sonuna gelirken bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Yine aynı mottoyla bitireceğim aslında. Umarım bu kötü günlerde ekonomik, maddi, İşte ne açıdan olursa olsun gene oralara çok girmek istemiyoruz. Sizi 15 dakikalığına, 10 dakikalığına bu negatiflikten uzaklaştırabilmişizdir. Bu bizi çok mutlu eder. Biz uzaklaşıyoruz çünkü videoları hazırlarken, çekerken, değil mi? Yani o an düşünmüyoruz yani bazı şeyleri. Evet. Uzaklaşıyoruz. Umarız bu enerji size de geçiyordur ve beğeniyorsunuzdur arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.